Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu kadar uzun bir saç keseceğim. Ayrıyeten saçlar çok sıkıntılı bir saç. Kolay kolay şekle girmiyor, hiçbir şey olmuyor. Çok kısaltmak istemiyoruz bu saçı da. Çünkü düğün var, düğüne gidilecekmiş. O yüzden farklı bir model keseceğiz. Neden? Çünkü bu saçlarda arkadaşımızın saçı buralara çok çekiyor. Birincisi çok çekiyor, ayrıyetten şekil de almıyor. Onun için saçın bu taraflarını uzun bırakacağız. Üstler de zaten uzun kalacak. Ama onun için buradan bir ayrım yaparak katlı doğru, geriye doğru bir saç kesimi yapacağız. Buraları biraz kısaltacağız, incelteceğiz. Onun için şimdi ilk önce yapacağımız iş, bu saçı daha kesmeden önce hafif saçın üstünü bir ıslatmamız lazım. Islatıp çünkü burayı bir ilk önce ayırmamız lazım. Saçın ayrımını bu noktadan yaptık. Burayı ilk önce saça uygun bir şekilde ayırdık. Ondan sonra Önder, çizik atıyoruz değil mi? Olur, aynen. Ayıracağız orayı. Hı hı. Önce bir çiziğimizi atalım. Şöyle ver bana. Tamam. Yeterli. Fazla açmadım. Şimdi burayı böyle ayarladık. İlk önce saçın bir modeline girmeden önce saça bir ayrımını attık. Ben şimdi videoyu bundan önceki video gibi çekeceğim. Bir bu taraftan alacağım. Sonra kamerayı bu tarafa çekeceğim. Ondan sonra diğer tarafa. 3 ayrı bölümden çekeceğim. Ama maalesef ben düzenleme falan olayını bilmediğim için doğal olarak orijinalini atıyorum, biliyorsunuz benim huyumu. Siz de zaten izliyorsunuz. Şimdi Önder, evet, o bu değil de abim. Ne kadar gireceğiz yanları? Ne kadar incelteceğiz? Onu konuşmadık. Yani sıfır falan girmeyeceğiz değil mi? Yok. Bir numarayla gireyim mi? Yani. Birle girip böyle aynen, 1.5-2 ile böyle bir ince kat. Aynen, daha önceki gibi hani. Onda, o zamanki aynen gibi. Tamam. Şimdi bir numarayı aldık. Takıyoruz. Fark ediyorsunuz çok fazla yukarı çıkmıyorum çünkü bir daha kat çıkacağım. Şimdi ben kamerayı diğer tarafa alacağım. Telefonu şöyle koyacağım. Şöyle alırsam bir dakika. Şöyle alırsak oldu mu? Önden puslu gösteriyor. Böyle yaparsak biz şu an netiz. Biz netiz, saç komple şey. Saça bir şey yap. Parmağınla bas. Dur bakayım. Tamam, evet şimdi oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın vallahi, ben daha bu işi yeni öğrendiğim için maalesef ince ince öğreniyoruz. Daha telefona alışamadım. Şimdi orayı aldık. Buradan devam.
Orayı da öyle aldık. Bu gene bizi. Heh, aha. Vallahi buradan çok iyi gösteriyor ha. Oo, bak buradan gerçekten çok iyi oldu. Aynı çok fazla yukarı çıkmadan. Tabi buradan makineyi tutuşunuz da önemli. Böyle girmeyin saça. Bu taraftan. Hafif kavis vererek. Şimdi burayı böyle ayarladık mı? Oldu. Şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi tekrar bu tarafa geliyorum. Buraya aynı yerine koydum. Şimdi arkadaşlar. Bir numarayı çıkartıyoruz. Şu 1/2 yani 1.75'i takıyoruz. Ve çengeli indirin aşağıya. Maşallah panjar motoru gibi çalışıyor ya. Bunu indirdik. Şimdi şuraya kadar, şu bölüme kadar çıkacağız. Çünkü neden bu saçı bu tarafa doğru, geriye doğru tarayacağız? Ayrıca saçı da böyle geriye doğru atın. Ben gene kamerayı alayım. Şöyle alırsam. Bir daha bas. Sanırım aldın. Evet. Şu noktaya kadar çıkmanız yeterli. Sonuçta hep fade kesmeyin değil mi? Biraz da bu tarz saçlar keseyim, bunları da öğrenin. Burayı da böyle hallettik. Şimdi şöyle alsam ben seni. Mesela şöyle. Sanırım iyi. Bakın buralarda şöyle potluklar var ya. Dur pardon. Şunu şöyle almam lazım benim. Siz rahat görebilir. Bu potluğu buradan alın. Makineyle dik girmeyin. Girdikten sonra hafif kaldırarak. Bu bölüme biraz kat vermemiz lazım. Eğer ki bu saça dümdüz direkt girersek saçın fön çekme olayı hem kısıtlanır hem saç 10-15 gün sonra dik kalır. Dikelmeye başlar buralar. O yüzden böyle yumuşatarak yukarı doğru. Gördüğünüz gibi şu an böyle bir saç çıktı. Tabii o birazdan düzelecek. Tekrar ben kamerayı düzeltiyorum. Bu tarafa alayım. Şöyle. Tamam.
Zaten görüyorsunuzdur bak. Alt taraflarda izler var. Şimdi o izleri kaybedelim. Görüyorsunuz buralarda. Böyle. Yarım almanıza gerek yok. Şöyle hafif kaldırsanız. Burayı böyle yiyerek gördüğünüz gibi bak. Oradayız, kayboldu. Çok hafif var. Onu da az sonra halledeceğim. Çünkü bir üstüne şöyle bir hafiften bir tat çıkıyorum. Evet, orası halloldu. Şimdi gelelim bu taraflara. Burayı ayarlamamız lazım. Evet, gördüğünüz gibi orası tamam. Şöyle yaklaştıralım. Tekrar açalım. Aç bakayım. Şöyle yap. Heh, öyle kal. Şimdi buralardaki izleri de görüyorsunuz. Yukarı doğru alt başı kaldırarak. Mesela buraya kadar çıkıyorum da ondan sonra bunu böyle biraz daha alıp şuraları. Yediğiniz zaman oradaki izler de kaybolur. Burası da tamam. Şimdi şöyle alayım. Ki zaten burada bayağı bir belli oluyor değil miyiz? Şurada gözüküyor. Şimdi sıra geldi oraya ayarlama. Önderim hafif öyle dursana. Yok gülüm yok. Öyle değil. Heh, tamam. Çok fazla yukarı çıkmıyorsunuz. Sadece hafif hafif izin olduğu bölgelerden geçiyorsunuz. Uçlarını kullanmayı unutmayın. Böyle yaparak. Şimdi bak şuralarda hafif oldu. Onu da böyle yaparak kaybediyoruz. Şimdi nasıl oldu? Şöyle göstereyim. Nerede ne hata var? Hemen göstereyim bakın. Fark ediyorsanız şurada var. Bak. Orayı da biz oralara birle girdik ya. Şu kadarcık kaldırsanız, şöyle yerseniz, orası kaybolmuş olur. Gördüğünüz gibi oldu mu? Gayet güzel oldu. Şimdi ben hatta şunu şöyle alayım. Şimdi ben burada bir enseleri ayarlayacağım ya. Enseleri ayarlayacağım için şimdi böyle bir kalsın. Siz buradan böyle izleyin. Enseleri natürel yapacağız. Onun için ilk önce bir küçük makineyi alalım elimize. Herhalde kulak arkalarını almayı biliyorsunuzdur. O yüzden göstermiyorum bu tarafları. Ama onunla ilgili de video çekeceğim. Bunu makinayla değil de makasla yaparken çekeceğim size. Makasla kulak arkalarını nasıl alacağınızı göstereceğim. Yani hiç merak etmeyin. Bundan sonra bayağı güzel videolar gelecek. Emin olabilirsiniz.
Şimdi buraları hallettik. Hatta şöyle göstereyim. Bakın ense etraflarını aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu ortayı bir ayarlayalım. Direk ince sıfırla gireceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle hatta yaklaştırayım. Evet. Şimdi buraları güzelce bir sıfırlayalım. Çok fazla yukarı çıkmadan böyle bir şey yapsak yeter. Ondan sonra tekrar makineyi alın. Hatta ben şunu şöyle köşeye doğru alsam siz daha rahat görür müsünüz? Sanırım hop bir dakika. Bunu ayağa kaydı. Şöyle açarsak. Tamam. Şu an bu pozisyon iyi galiba. Şöyle tıklayalım. Evet. Sıfır. Hiçbir şey yapmayın. Sadece şu uçlarını böyle hafif hafif bir tık üstüne kadar yiyin. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Dümdüz çıkmanıza hiç gerek yok. Şimdi iki tık yukarı. Burayı da böyle. Yiyebilirsiniz. Burası da tamam mı? Şimdi 4 tık. Çünkü neden? Şuradaki bir üstüne yaptığımız izleri kaybedebilmemiz için. Burayı da buradan hallettiğimiz zaman burası halloldu. Tabi ense halloldu mu? Hayır. Şimdi tekrar iki tık alıyoruz. Şu diplerini. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Dur bakalım. Şöyle göstereyim. Evet. Hafif bak şurada var bir siyahlık. Onu da ne yapacağız? Böyle bir tık alıp şöyle yaparak orayı kaybettik mi? İşlemimiz tamam. Önder ufacık şeyde bile ne kadar uğraştırıyor değil mi? Şimdi bir de andisle şu dipleri aldığımız zaman çünkü ense temiz olsun. Ve gördüğünüz gibi saçımızın ensesi çıkmıştır. Şöyle bizi gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi şimdi oldu. Tekrar saçı alıyorum. Tamam. Evet. Şimdi makinayla olan bölümler bitti. Şimdi makasa geçelim. Şunu şöyle güzelce bir ayarlayayım ben. Evet. Ya da dur, şunu şöyle alsam. Bu tarafa doğru. Yok, oradan olmadı. Böyle alalım o zaman. Şöyle yapalım. Evet, ne kadar yakınlaştırırsak o kadar iyi. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim makas işlemi. Şuraları hafif hafif ıslatalım. Size şöyle yakından yakın çekim yapayım. İyice görün. Şimdi yakın çekim yapalım. Bu sefer ben saça yaklaşamıyorum. O zaman ben şöyle uzaktan
İlk önce bir şu fazlalığı alalım buradan. Onu aldık. En dipten hafif kaldırarak şöyle yavaş yavaş yukarı doğru. Bakın belli bir yerden sonra el hareketime iyi bakarsanız nereye doğru çıktığımı görürsünüz. İlk önce buradan düz giriyorum saça. Sonra yukarı doğru hafif kavis vererek çıkıyorum. Burayı da böyle. Sonra şu köşeye doğru böyle çaprazlama gelin. Direkt dümdüz çıkmayın saçı. Şu alttaki izleri kaybedelim şimdi. Şuraları. Gayet iyi oldu galiba. Şimdi buradan da böyle girerek gene hafif kat vererek yukarı doğru. Fark ediyorsanız buraları fazla kesmiyorum. Çünkü oraları geriye doğru tarayacağız. Bu saçın böylemesini alacağız. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki işlemimiz tamam. Önderim iyi mi? Tamam. Şimdi burayı şu saçı buradan bir ayıralım biz. Bunu da böyle öne doğru alalım. Ki onlar bize karışmasın. Zaten bu tarafta saçın herhangi bir sıkıntımız yok bizim. Ama diğer tarafa geçtiğimiz zaman sıkıntı orada biraz başlayacak. Önder dur. Şöyle yapayım. Heh. Şimdi. Maşallah arkadaş ben giremiyorum bu araya ya. Şöyle yapsam. Heh, böyle gösteriyor. Şimdi. Buradan. Alttan. Kaldırarak. İnce ince. Hep bana diyordunuz ya yakın çekim, yakın çekim saç kesin diye. İşte size yakın çekim. Buralara da fazla girmiyoruz çünkü saçı geriye doğru atacağımız için. Oralara girersek büyük sıkıntı yaşarız. Bu altlardan sadece yukarı doğru hafiften kat vererek işi hallediyoruz. Bu bölümü de böyle aldık. Tamam. Şimdi şu kamerayı şöyle alalım. Şöyle alalım. Dur evladım, dur çocuğum. Şöyle saça gel. Tamam. Önderim eğ bakayım hafif. Çok eğme. Tamam. Bakın çıktığım yer neresi? Saç burada kendini belli ediyor. Şu fazlalığı da buradan aldığınız zaman olay bitiyor. Gördünüz mü? Çok fazla yukarı çıkmıyoruz. Çünkü buraya pot vermemiz lazım saça. Buradan bu tarafları hafiften inceltin. Şuraya geldiğiniz zaman burada potu bırakın. Çünkü saçın arka tarafları kesilmemesi lazım. Saçı geriye doğru çekeceğiz çünkü. Şimdi tekrar şöyle alayım. Bas bunu. Sen saçı göster, bizi gösterme. Tamam. Bu kadar. Fazla yukarı çıkmıyoruz. Yine ötüyor. Kim arıyor? Spam. Ha. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik mi? Zurna'nın zart dediği yere. Bakın. Şöyle göstereyim. Ne kadar kötü duruyor değil mi? Ben şunu şöyle geriye doğru çekersem siz görür müsünüz? Komple görürsünüz gibi. Bakın saç ne kadar farklı geliyor. Şimdi bunu az sonra düzenleyeceğiz. Siz beni görmüyorsunuzdur herhalde. Tek makas ikinciye atmayın. Gördünüz mü?
İnşallah bu gösterdiklerimi öğreniyorsunuzdur. Şimdi ama burası sıkıntı bizim için. Neden? Çünkü biz bu saçı böyle alacağız ya. Bakın ne kadar dalgalı ve potlu geliyor saç. O yüzden elinizdeki ilk önce tarağı değiştireceksiniz. O tarakla değil. Eğer ki elinizde şöyle bir tarak varsa, bundan şöyle yaklaştırayım. Bununla. Ayarlamasını bununla yapmalısınız. Daha bu saç tam olmadı. Hani bazı yerlerde, buralarda ufak tefek hatalar var. Onları görüyorum. Bir az sonra öğreteceğim. Az sonra keseceğim onları. İlk önce şuradaki bir kabalığı, şuranın düzenini ayarlamamız lazım. Şimdi bu müşteri bu saçı karşıdan gördüğü zaman çok güzel bir saç olarak görüyor. Hatta şöyle de alayım. Çok güzel bir saç olarak görüyor olabilir bu saçı. Lakin bu saç benim gözüme şu an hiç de güzel gözükmüyor. İlk önce buraları bir ayarlayalım. Pardon. Alacağım. Bir gün ben orayı alacağım onu. Hiç merak etme. Ya o ya kulak zaten. İkisinden birini alacağım ben. Yarığı yapacağım ben. Kesin. O Allah'ın emri. Şimdi bu saçı böyle geriye doğru taradık. Şimdi sizce şöyle baktığınız zaman bu saç çok güzel duruyor mu? Bence hiç iyi durmuyor. Şimdi şunları şöyle bir alalım. Şimdi yapılması gereken ne? Şimdi gelelim asıl konuya. Orayı nasıl ayarlayacağız? Fön makinesini elimize alıyoruz. Fönü aldık. Bu fırçayı da aldık. Şimdi burayı böylece ayarlamış olduk. Şu an az öncekinden fark var mı? Şu an saç çok iyi gelmiyor mu? Ben yaptığım için şu an bu saç çok iyi geliyor. Haksız mıyım? Haklıyım. Peki bu müşteri bu saçı evde kendi kendine kolayca yapabilir mi? Yapamaz. Biz buradan bu adamı kestik, gönderdik. Adam bize minnet, teşekkür, Allah razı olsun abi, çok güzel saç kestirdik abi falan filan yaptı. Eve gitti, bu saç bozuldu. Ondan sonra bu saç az önceki halinin 5000 katı kötü olacak. Çünkü o saçı kendisi yapamayacak. O yüzden fönü çektikten sonra
Gülüm üstleri ara makasla mı alayım? Ya da bence de ara makasla alalım. Yani, şey yapmayın, aynen. Normal makasla kesmeyin. Tamam. Şimdi. Benim videolarımın içinde ara makas nedir diye bir videom var. Hangi saçlara ara makas atılır, hangi saçlara ara makas atılmaz diye bir videom var. İşte tam da şu an o konuya geldik. Ara makas atılabilecek bir saça geldik. Şimdi şu onu göstereceğiz. Vallahi var ya şöyle bakınca da saç gayet iyi olmuş be. Şimdi gelelim ara makası atma olayımıza. Evet. Birincisi, kesinlikle ve kesinlikle bunu böyle biraz daha yukarı kaldırsam daha iyi olur, değil mi? Hı. Şöyle böyle biraz daha kaldırayım. Yukarıdan şöyle görsünler saçı. Tamam. Şimdi birincisi, kesinlikle ve kesinlikle böyle sert ve zor yatan saçlarda ara makası saçı ıslatarak kesinlikle atmıyorsunuz. Bak %1 milyon net olarak söylüyorum bunu. Önderim bir tık çöksen aşağı doğru. Kendini kaydır. Şimdi ön tarafı ayıralım. Burayı ayırdık. Bu taraflar bizim geriye doğru gelecek olan ana saçlarımız. Saça ön taraftan değil ara makası arkadan atarak tek parça halinde. Burayı böyle ayarladık. Ara makası haldır huldur atmayın. Ve her saça ara makas kullanılmaz. Bunu ben diğer videomda da, diğer video dediğim ara makas nedir adlı videomda da çekip attım zaten. Orada tamamen konuştum. Bunda da bu sefer uygulamalar olarak gösteriyorum sizlere. Şimdi buraları ayarladık. Şu bölüm. Hafiften çaprazlama bir şekilde buralara girerek saçın yönünü böyle belirliyorsunuz. Şu an saç nasıl gözüküyor? Az önceki halinden çok daha iyi, değil mi? Ama bir yerde hata var. Nasıl bir hata var? Saçın buraları fark ediyorsanız kabarık. Bu kabarıklığı indirmemiz lazım. O yüzden bu kabarıklığı nasıl indireceğiz? Şey yapmadan ara makası şu pozisyonda aralara atarak çok fazla dibe girmeden ve bu arada tarağı da düşürdük. Aferin. Aferin Ali. Bu tarafı uzun bırakıyoruz saçın çünkü saçı tarayacağız ya. Bu taraf her zaman uzun kalır. Evet. Arkadaşlar bu arada bak o kadar anlatıyorum. Her şeyi yapıyorum. Bir kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa buradaki yorumlara veya
Instagram'dan halim.altankinga, bu benim şahsi hesabım. Ayrıyetten bir de iş adresim olan salon2o ile Halim Kinkav Official var. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince size her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Şimdi saç kesimimiz bitti. Bu kadar. Şimdi sıra geldi bu saça bir fön çekme. Sakalları ellemiyorum oğlum. O daha sonra gelecek. Değil mi? Ona hı, gerek yok. Saçları yıkayayım mı? Olur. Tamam. Şey yıkayayım çünkü bir fön de çekeyim. Hı. Evet arkadaşlar. Şöyle bu saçın bitmiş hali. Hatta ben şimdi şu kamerayı biraz aşağı indireyim. Şöyle bu saçın bitmiş hali. Şöyle gösterirsem bence, hatta sizce de nasıl olduğunu bana söylerseniz çok memnun olurum. Şöyle de açalım. Şöyle de gösterelim. Bu da saçın bitmiş hali. Şimdi gelelim saçı yıkamaya. Şunu şöyle alalım mı? Şöyle koysam. Böyle alayım ki saçların da yıkanmasını izleyin. Evet, tam noktasında duruyor. Tamam. Oy. Önder yakışıklı olur. Her zaman çağırır. Değil mi? Oh. Benim hesabım abi. Ne demek abi? Bir şey yapmadım oğlum. Altı üstü. İşimizi yaptık. Bir şey mi yaptık? Şimdi az biraz bekleyin arkadaşlar. Saç yıkamaya geçeceğiz. Şunu şuradan alalım. Bunu da buradan al. Hazır mısınız? Saç çıkıyoruz. Başlayalım. Önderim gel gülüm. Soğuk suyla yıkıyorum. Fark etmez. Evet. Gel. Saç çıkarken birincisi enseden alın ilk önce. Şöyle enseden bir başlayın. Ayrıyetten ara makaslı saçları çok çok iyi yıkamak zorundasınız. Bakın hani saçı yıkamak değil, çok iyi yıkamak. İlk önce bol suyla böyle böyle yaparak saçlardaki ilk kılları bir atalım. Sonra şampuan yardımıyla bunu çıraklar olarak, çıraklar izlerse oradan da görebilir zaten. İlk önce böyle hafiften bastırarak iki elinizle, bunu normalde hep böyle yaparlar. Tek elle şöyle. Böyle bir saç yıkama modeli yok. Ayrıyetten saç İki kere yıkan, bir kere değil, iki kere yıkanılır. Bir kere yıkarsınız, saçtaki fazlalığı alırsınız. İkincisinde saç temizlenir. Ama ara makaslı saçlarda o biraz daha uzun sürebilir. Şimdi ikinciye geliyoruz ya. Güzelce bir karıştırın iyice. Çünkü neden? Saçın diplerinde olan saçlar üste çıksın. Ara makas kestiği için o saçların hepsi minik minik parçalanıyor. Bunu böyle yaptınız mı? Kulak işlerini yapmayı unutmayın. Kulak işlerini böyle. Müşterinizi tanıyorsanız yüzünü yıkayabilirsiniz. Herkes çünkü yüzünü yıkatmayı sevmez. Şimdi burayı da böyle ayarladık. Şimdi bol suyla buraları, saçtaki bütün kılların hepsini atacağız.
Kulak işlerini yıkamayı unutmayın. Çünkü köpük sürdünüz oraya. Unutuverirsiniz. Evet, yıkama işlemi tamam. Önder. Oğlum bir doğduğunda annen yıkamıştır seni böyle. Yemin ediyorum bir de ölürken şey. Daha ne dedik ya? İşte ölürken de o adam gibi. Neydi lan onun adamın adı? Ana unuttum bak aklımda. Dur. Ana. Evet. O ölüleri yıkayana ne deniliyordu? Vallahi unuttum. Vallahi ben de unuttum. Öyle bir dedin ki. Yok benim dilimin ucunda da söyleyemiyorum. Evet. Şimdi burayı da böylece ayarlamış olduk. Şimdi ben gene kamerayı ayarlayayım. Şöyle. Bir saniye. Şurayı bir şöyle yapalım. Şimdi ölüleri sıra imam geldi. Yıkamıyor muydu ya? Ha? Ölüleri imam yıkamıyor muydu? Ha doğru imam. Oğlum adını unuttum. Bizi çarpılacağız mı? Yaracağız mı? Evet. Şimdi. Saçlar yıkandı. Saç yıkamayı gördünüz, öğrendiniz. Değil mi? Hatta ben şu şeyi biraz daha tepeye doğru çıkartayım mı? Şöyle açalım. Böyle güzel oldu. Değil mi? Sen oradan görüyorsun zaten. Böyle yani, güzel oldu. Güzel. Şimdi saçları yıkadık, o işlem bitti. Peki ne yapacaksınız? Hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Kulakları pamukla silin. Bak bunu yapmıyorsunuz. Çoğu insan, çoğu berber bunu yapmıyor. Bu kulakları güzelce pamukla içini, ayrıyetten de arka tarafını şöyle güzelce silin. Bitti, bu kadarcık basit bir işlem. Şimdi bu saç böyle abidik gubidik bir şekilde duruyor değil mi böyle? Ama sana ben bir şey söyleyeyim mi? Yok. Saçı böyle de yapabilirsin ha. Ben vallahi çok yönlü saç kesiyorum ha. Ha bu saçı geriye doğru da at. Aynen. İster öne doğru da bırak. Hı. Böyle sağa doğru taranır mı bu? Net olarak gelir. Evet, böyle de taranır bu. Ay hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece böyle sağa doğru taracaksın, bırakacaksın. Şimdi gelelim fön işlemine. Saçı şimdi halletme işlemine gelelim. Evet. Bunu aldık. Şu fönü buradan çıkartalım. Tut gülüm. Ben de. Tamam. Ver. İlk önce bununla değil, ilk önce bir kurutun saçları. Kurutmayı da. Evet. Şimdi ilk önce yaptığınız izi bir ortaya çıkartalım. Çizik attık ya. İlk önceki olay çiziği olduğu yeri ortaya çıkartmak. Hemen zaten çizik attığınız yer direkt kendini belli eder. Hemen açılır zaten o. Bu noktaydı değil mi gülüm? Şöyle bakayım. Vallahi öyle. Evet. Ama en başta şu önü ayarlayayım. Tamam. Önü çaprazlama. Şöyle. Geriye doğru. Böyle vuracaksınız. Ondan sonra böyle geriye doğru atabilirsiniz.
Şimdi asıl olaya geliriz. Buraları aldım. Şimdi bu tarafları böyle ayarladık mı? Hafif bir önleri kaldırmamız lazım. Bu arada benim fırçam nerede? Ha, burada. Ne kadar cins değil mi? Hemen kalkıyor. Yani biliyorum. Evet. Dur şimdi onları ayarlayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar saç bu kadar. İşlem bu kadar. Şimdi buna birazcık wax süreceğiz. Wax sürmemiz lazım. Osso wax. Bu krem wax ama böyle. İlk önce şöyle bu tarafı ayırmamız lazım. Ne yaparsan yap bu saçın bu tarafı hiçbir türlü şey olmuyor, yatmıyor. Ya çok uzatacağız biz buraları. Uzatınca da biliyorsun dalgalanıyor. Ya işte o eski yaptığımız hatırlıyor musun? Uzun senin şey. O zaman uzun da abi saç. İşte ya öyle tam uzatacağım. İşte yani. Ya da tam kısa şey. Salacağız. Ortasında durmuyor benim saçım. Burada durmuyor evet. Bir ara şey hatırlıyor musun? Şurayı komple kesmiştim. Aha. Saçı ona göre yapmıştım. Çizmiştim. Evet, orayı bilerek şey yapmıştık yani. Almıştım orayı komple. Aynen. Yok ben şimdi zaten gene onu yapıştırırım. Sprey fön çıt diye yapışacak. Ama işte yani bu kadar şeye gerek yok. Bu kadar fazla. Ya da acaba sana Önder daha farklı model falan mı bulsak? Daha farklı bir şey mi kessek acaba? Oğlum, ne diyorsun? Beni biliyorum ben yeni yer açıp. Doğru söylüyorsun. Ama dur sen şu askerliği bitir gel de. Ondan sonra. Şimdi yapsak da zaten bir işe yaramayacak oğlum. Yani 13 yıl gibi falan. Yani. Geri geleceğim komple. Yani. Aslında komple deneme bu. Yanılma da olur ha. Nasıl bir deneme yanılma? Nasıl olsa 3'e vuracağım. Ya o Allah'ın emri canım. Oğlum deneme yanılma değil. Bir şey tuttuk mu tam oturtacağız onu. Tabii. Şimdi azıcık fönü açıyorsun. Tabii bu kadar değil. Böyle. Vurmayan saçlara
Böyle yapıştırıyorsunuz. Şimdi doğal olarak tabi şimdi ben birinci düğümde tutuyorum. Tamam. Nasıl oldu? Başarılı mı? Evet. Arkadaşlar. Şöyle. Heh, burayı almamışız bak. Şimdi. Şöyle göstereyim. Sanırım bitti. Artık tıraşı bitirdik. Şimdi sıra geldi göstermeye. Şimdi. Şunu şöyle koyalım. Evet. Şimdi ben bunu, ben bu arkadaşı döndüreceğim. Dur. Bekle. Hafif kaldırayım. Şimdi saç böyle oldu. Şöyle döndürelim. Evet, hatalar, bir şeyler, herhangi ne varsa görüyorsanız lütfen benimle yorumlarda buluşun efendim. Şöyle önden de. Hızlı buluşsunlar, düğüne kadar görelim o hatayı. Değil mi? Olur. Evet, bir de şöyle göstereyim. Şöyle. Şuradan da şöyle arka taraftan. Heh. Böyle. Evet. Sanırım artık bizim işlemimiz bitti. Bu kadar yeterli bence. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz bunu şöyle ayarlayalım değil mi? Şöyle. Heh. Sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz, like ve beğeni atarsanız, dislike atmayın ama. Yorum yapmayı da unutmayın. Kanalıma abone olmayın. Bildirim çanını da açın. Yeni videolar tekrar gelecek. Belki 5'te bir tane daha video atabilirim. Çekeceğim. O da sıfırlama fade olacak. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.